İstanbul TV olarak yayınlarımız Kastamonu'dan devam ediyor. Şu anda İnebolu ilçesinde Hacı İbrahim köyünde Eğrioğlu mahallesindeyiz. Burada yarın muhteşem bir caminin açılışı gerçekleştirilecek. Biz de bu camiyi sizlere tanıtmak için ekip olarak buradayız. Ben Metin Temel, Deliktaş Hacı İbrahim Köyü ve çevre köyleri eski dernek başkanıyım. Bundan önceki dönemde 3 yıl başkanlık yaptım. Bir önceki dönemde de 3 yıl başkan vekilliği yaptım. Şimdi yeni dönemde bu görevimi bıraktım. Benim yönetim kurulunda yönetim kurulu başkan yardımcım Salih Şahin arkadaşımıza bu görevi devrettik. Sağ olsun o da güzel bir şekilde layıkıyla görevi devam ettiriyor. Bu cami daha önce de Osman Aslan Beyefendi'nin söylediği gibi yıkık, eskimiş bir camiydi. Biz dernek başkanı olarak yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber bu caminin tekrardan yapılması, ibadete tekrardan açılması için bir istişare yaptık kendi aramızda. Daha sonra konuyu Osman Aslan Beyefendi'ye açtık. Sağ olsun kendisi de dedi ki bu iş bende, bu caminin yeniden bakım ve onarımını ben yaptıracağım. Siz sadece bana destek olun dedi. Biz de sağ olsun Osman abimiz bu sözü verdikten sonra her türlü manevi olarak arkasında durduk. Güzel bir çalışma oldu. Burada yaklaşık bir yıla yakındır bir tadilat çalışması var. Devam ediyor. Bugün itibariyle de hamdolsun camimizin onarımı bitti. Artık açılışa hazır durumda. Buradan tekrardan Osman Arslan Beyefendi'ye hizmetleri için, çalışmaları ve çabaları için teşekkür ediyorum. Kendinden Allah razı olsun. Bu tarz hizmetlerin köylüler tarafından, iş adamlarımız tarafından, gönüllüler tarafından yapılması tekrardan güzel eserlerin köyümüze kazandırılması temennimizdir. Dediğim gibi köyümüzde daha yapılacak çok iş var. Eğer gönüllüler bulunabilirse, hayırseverler bulunabilirse bu işler yapılabilir. Biz de gerek yeni yönetim, gerekse daha önceden dernekte görev yapan arkadaşlarımız bu işlere gönüllü olarak devam ediyoruz. Yeni yönetime de her türlü maddi manevi desteğimiz devam ediyor. Kendilerine de başarılar diliyoruz. Biz her zaman arkasındayız. İnşallah çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Güzel eserler köyümüze, köylümüze ve hemşerilerimize kazandıracağız. Tekrardan camimiz hayırlı olsun. Köyümüze inşallah uzun yıllar hizmet edecektir. Yaklaşık 50 yıllık bir cami bu, ilk yapılış tarihi. Yaklaşık 50 yıl sonra bir hizmet gördü, bakım onarım gördü. İnşallah nice 50 yıllar bu eser ayakta kalacaktır. Rabbim vesile olanlardan razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Durmuş Ünlü. 20 yıl Deliktaş Köyü Merkez Cami imamlığını yaptım. Şu anda da Deliktaş Köyü Eski Meydan Mahalle Camii'nde 5 yıldan beri görev yapıyorum. Buradaki de cami en yakın köyümüz olan Hacı İbrahim Köyü'nün en bize en yakın mahallesi olan Eğrioğlu Mahallesi'ndeyim. Şu anda burada cemaatle birlikte oturmuş sohbet ediyoruz. Camiler bir ülkenin, bir şehrin veya bir köyün, bir mahallenin tapusudur. Yani cami o yerin bir tapusu şeysindedir, mahiyetindedir. Onun için camilerimiz aynı zamanda da
bir ilim yuvasıdır. Ta Peygamber Efendimizin ilk mescidi Kuba'dan başlayıp, daha sonra Medine'de Medine Mescidi ile devam eden, Anadolu'nun İslamlaşmasıyla da hızla Anadolu'da yapımı devam eden, kubbeleriyle gök kubbeyi andıran, minareleriyle bütün dünyaya nam salan camilerimize her türlü maddi ve manevi katkıda bulunan din kardeşlerimden Allah razı olsun. Şimdi buradan seneler önce İstanbul'a göç etmiş, işçilik yapmış, şu anda iş adamlığı yapan Sayın Osman abimiz, doğmuş olduğu, büyümüş olduğu mahallesine canı gönülden bu caminin harap bir halde olduğunu görmüş ve Allah ondan razı olsun ki onarımını maddi olarak kaynağını üstlenmiş. Diğer dernekteki arkadaşlar olsun, köy muhtarlarımız olsun, bu camimizi bu hale getirmişler. Bize düşen din görevlisi olarak, cemaat olarak burada nefes almış olduğumuz sanki bir nefes, yani borularımızın açıldığı yer olarak görüyorum ben camimizi. Din kardeşlerimizin birbirine omuz verdiği yer olarak görüyorum camiyi. Camiler, cemaatin namazdan sonra oturup da birbirine kader arkadaşlığı yaptığı yer olarak görüyorum camilerimizi ben. Çünkü her türlü dertlerimizi, sorunlarımızı veya sevinçlerimizi camilerimizde paylaşabiliyoruz. Bir de en çok önemli olan cami, fabrika ve eğitim bu üç sacıyak bir arada olursa ülkemizde yapılmayacak hiçbir şey olmaz. Çünkü eğitim insanı eğitir. Camilerde de aynı şekilde eğitim yuvalarının tamamlayıcısıdır. İlim ve irfan yeridir camilerimiz. Fabrikalar da bizim ekmeğimizi, aşımızı temin eden, iş adamlarının bize ekmek sağladığı, katkı sağladığı yerlerdir. Bu üçü olmazsa bir ülkede, yani bir hele hele bir Müslüman ülkede cami, eğitim kurumları ve fabrikalar olmazsa o ülke hiçbir zaman ileriye gidemez. Yani benim kanaatim budur. Ben canı gönülden buraya maddi olarak katkıda bulunan Osman abime öncelikle teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi gücü olmayıp da ama fikren olsun, manen olsun destek veren din kardeşlerime de canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben köylümüze ve İstanbul'da yaşayan gençlerimize şunu dile getirmek istiyorum. Sıla-i rahim yapmak en önemli Peygamber Efendimizin bize tavsiye ettiği ve hadisi şeriflerinde geçtiği, sürekli bize tavsiye ettiği en önemli noktalardan birisi. Sıla-i rahim demek sadece ve sadece köydeki yaşayan akrabalarını, annesini, babasını ziyaret etmek değildir. Köyündeki babasının evini ziyaret etmek, köyündeki camisini ziyaret etmek, köyündeki toprağını ziyaret etmek de bir sıla-i rahimdir. Onun için bu sıla-i rahimi hiçbir zaman terk etmeyelim. Yani köyümüze geldiğimiz zaman tatil niyetiyle bakmayalım. Köyümüzdeki noksanlıklara, köydeki kimse, muhtarımızsa muhtarımıza, dernek başkanıysa dernek başkanına elimizden geldiğince canı gönülden destek olalım. Eğer biz canı gönülden destek olmazsak bizim önümüzde çalışan bu arkadaşlarımıza, onlar da küser yarın bir gün. Yani köyümüzde, mahallemizde, ilçemizde neyse bu işler yürümez. Onun için ben canı gönülden desteklerini sunan din kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Allah'ın selamı bütün din kardeşlerimin üstüne olsun. Benim adım İsmet Arslan. Bu cami yapımında emeği geçen Osman Arslan kardeşime teşekkür ederim. Ben bu camide ilk hocalık yapan kişiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, saygılarımla. Öncelikli olarak bu mikrofonu bize uzatan İstanbul TV Yönetim Kurulu
Başkanı'na, İstanbul TV çalışanlarına, İstanbul'dan buraya kadar gelen İstanbul TV ailesine teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Benim adım Mehmet Temel. Ben 1962 yılından yapılan bu camide çok namaz kıldım. Teravih namazları, vakit namazları. Geçmiş dönemde bu camide benim babamla Hamdi Temel uzun süre hocalık yaptı. Biz bu camiyi tabii ki kuruluş aşamasında bilmiyoruz. Biz 1962'de kurulmuş, biz 1963'te doğduk. Bizden önce bu cami yapımı geçmiş. Yapımı emeğe geçenlere o tarih itibariyle bu tarihe kadar geldik. Gelen süre içerisinde kendilerine teşekkür ediyoruz. Fakat bu caminin zaman içerisinde zamanla tadilatlarını yaptırdık. Ben İnebolu, Kastamonu, İnebolu, Yedikli, Hacı İbrahim Köyü ve Eyleoğlu Mahallesi'nin bu cami yapımında dernek başkanı olduğum süre içerisinde bir tadilatını yapmıştık. İşte üzerindeki kısmen peyderpey tadilatı isteyen bölgeleri zamanla tadilatını yaptırdık. Fakat uzun süre tadilatı yapılmayan camide ister istemez burada haraba haline gelmişti. Bu haraba haline gelen mahallemizin camisinde İstanbul'da Aslan Metal sahibi Osman Aslan ve eşine bu güzel eseri bize kazandıkları kendilerine teşekkür ediyoruz. Uzun zaman Osman Aslan da bizden önceki arkadaşlar belki röportajlarda belirtmiş olmayabilir. Bu camide çok namaz kılmıştır. Bu camide yetişmiştir. Bu camide çok emeği vardır. Doğup büyüdüğü ve rahime doyup büyüdüğü yerlerde kendilerine bir borçlu olarak hissettiği için bu camiye tadilat olarak yapmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, bizim köyümüz, ben şahsen bu köyde her sene en az 4-5 sefer gelir giderim. Bu caminin her gelişinde ziyaretimi yaparım. Ben İstanbul'luyum. Ben eski bir siyasetçiyim. Şu an Beykoz Belediyesi'ni meclis üyeliği yapıyoruz. Siyasi olarak tabii ki bizim de buraya farklı farklı tarihlerde hizmetimiz olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama şu var ki herkes kendi çevresindeki, kendi köyündeki, kendi hizmet edebilecek yerlere hizmet eder ise bence çok güzel eserler çıkıyor. Mutlaka tatile giderken biz tatilimizi memleket olarak memleketimizde yapıyoruz. Uzun tatillere hep memleketimizde geçirdik. O yüzden bundan sonraki gelecek olan nesillere bu eseri kazandıran, emeğe geçen bizden önceki dernek başkanlarımızla, bizden sonra yapılan dernek başkanlarımızla, yönetim kurulundan, iş adamlarımızla, herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser çıktı. Bundan sonra da çıkacaktır. Köyümüzün peyderpey ihtiyaçları var. İşte köy kanağımızı uzun bir süredir yapamıyorduk, yaptık. Aşağıdaki 23 senedir etkinlik olarak yapmış olduğumuz bir merkez camimiz var. Orada her sene 23.sini düzenleyeceğimiz bir etkinliğimiz var. Onu yapacağız. Bu güzel eserleri bize kazandıranlara teşekkür ederiz. İstanbul TV ailesine de kendilerine teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Evet, bugün burada çok önemli bir günde, önemli bir amaç için bulunmaktayız. Ben İstanbul TV Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydoğdu. Ben bu köyde doğup büyüdüm. Allah bize nasip etti. Bugün buraya dönüşümüzde bir televizyon kanalının çekimleriyle ve buradaki dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyaret etmek amacıyla buradayız. Bugün de buraya gelmek nasip oldu. Şükürler olsun ki. Ve önümüzdeki dönemde de çok daha iyi, güzel şeyler yapacağımıza köyümüzle ilgili çalışmalar devam ediyor, çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bazıları şöyle, şimdi
yıl 1960'larda köyümüzde ilkokulu okuduk. Sonuçta buradan çıkan öğrenci kardeşlerimiz, öğrenci arkadaşlarımız hepsi çok güzel yerlerde, hepsi iş sahibi, önemli noktalarda görevli, önemli noktalarda sanayici şeklinde görev yapmaktalar. Şimdi sıra geldi köyümüze hizmet etmeye, daha ilerisinde memleketimize hizmet etmeye. Zaten belli bir yaştan sonra insanın amacı nedir? Geleceğiyle ilgili bazı şeyleri tamamlamışsa yeni gelecek arkadaşlarımıza, yeni nesile bazı şeyler sunmak, bazı şeyler bırakmak. Biz de bununla birlikte köyümüzde gerekli olan, gereksinimi olan işte camimiz, konağımız, eski eserlerimiz, bunlara sahip çıkma adına çok önemli bazı şeyler yapmaktayız. İş adamlarımız, arkadaşlarımız buna önemli katkıları olmakta. Bizim de İstanbul TV olarak yepyeni bir bazı projelerimiz var. Köyümüzdeki bir okulumuz var. Adı artık neredeyse kesinleşti. Yüksekokul Deliktaş Köyü. Şimdi bizim bu ilkokulumuz ama gerçekten burası bir yüksekokul. Sadece adıyla değil, yetiştirdiği öğrencileriyle. Buradan yetişen, o günün şartlarındaki yetişen öğrenciler bugün muhtemelen %95'i iş adamı, %95'i sanayici, üst düzey kaptan, yani gerçekten çok değerli yerlerde görev yapan, iş yapan arkadaşlarımız. İlkokul mezunu arkadaşlarımız. Evet, tabii ki tahsil çok önemli bir şey. Ama insanın da içinde, insanın ilk yetişme anındaki aldığı bilgi, terbiye, bunlar çok daha önemli. Biz de bu terbiyeyle, bu bilgiyle bugünlere geldik. Şimdi bugün okulumuzun tadilatıyla ilgili yeni çalışmaların içine giriyoruz. Köy konağımızı tamamladık, Allah nasip etti. Burada çok önemli bir eser olan Eyroğlu Mahallesi'nin camisini Osman Bey arkadaşımız tadilatını üstlendi. Ve çok güzel bir eseri eski halinden, dökük halinden yeni bir hale getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle iş adamları arkadaşlarımız bazı yerlerde çok önemli görevler alıyorlar. Şimdi de okulumuz var sırada. Okulumuzla ilgili çok farklı projelerimiz var. İnşallah burayı zaman içinde tadilat yapacağız. Bir de İstanbul TV'nin burayla ilgili projesi var. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi bizim okulumuz, demin de söyledim, Yüksekokul Deliktaş Köyü. Bununla ilgili bir kitap yazmak istiyoruz. Okulumuzun başlangıcından, okulumuzun ilk kuruluşundan itibaren bugünlere gelişi. Zaten şu anda okulumuz faal değil, yıkık dökük durumda ama buradan yetişenlere çok büyük bir katkısı olduğu için biz bu kitabı buraların anısına, bu köyün içindeki yaşanmışlara şeklinde oluşturacağız. Belki de Allah nasip eder, niye olmasın? Hababam sınıfı gibi bir film de çıkabilir bunun devamında. Ve bu da bu projelerimizin içinde. Yani kitap ardından da dediğim gibi bir televizyon filmi, dizisi diyelim. Gelişmelere göre inşallah amacımız bu. Bekleyelim, görelim. Ben teşekkür ediyorum. Güzel şeyler olacak inşallah. Katılan arkadaşlarıma, muhtarıma, diğer başkanlarıma, dernek başkanlarıma, hizmeti geçen herkese çok teşekkürler ediyorum. Tabii ki bu bitmedi burada. Yapılacak devamı işlerimiz var. Onlara da desteklerinin devamını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Salih Şahin. Deliktaş, Hacıbam Köyü ve Çevre Köyleri Dernek Başkanı. Yine Kastamonu, İnebolu, Hacıbam Köyü. Eroğlu Mahallesi'ndeyiz şu an. Burada 1962 yılında yapılmış olan camimizin yeniden onarımını üstlenen hayırsever iş adamımız Osman Arslan ve eşi Necla Arslan'a öncelikle teşekkür ediyoruz. Şu anda camimizin onarımı bitti. Kısmet olursa açılışı yapılacak.
ve tekrar burada işte bir 50-60 yıl veya belki yıllarca, 100 yıl gibi hizmetler verecek. Dernek başkanı olarak eski yönetimden Metin Temel başkan kardeşimizden görev devraldığından bu tarafa, onun döneminde de, onun başkanlığında ben de başkan yardımcısıydım. Yine derneğimiz olarak köyümüzde yapılması gereken konak, işte cami, su vesaire, bu tür projelerimiz oldu. Bu tür projelerimizde işte derneğimiz, köy muhtarımız ve hayırsever iş adamlarımız ve üyelerimizin katkılarıyla belli bir noktalara geldik. Bunların bir kısmını tamamladık. Cami ve konağımızın inşaatları bitmiş durumda. Bunların açılışları yapılacak. Bundan sonrası için yine projesinde devam eden su projemiz vardı. Onun da ihalesi oluştu. Sayın Muhtarımız bu konuyla ilgili bayağı bir çabaları vardı ve bu çabalar sonuç verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde su projemiz de başlayacak. Ve yaklaşık bir 5-6 aylık bir zaman diliminde Deliktaş Köyü'nde hemen hemen su işi de tamamen bitmiş olacak diye düşünüyoruz. Tabii ki köylerimizde göç fazla olduğu için, genç nesil olmadığı için, yaşam şeyleri düşük oldu, yaşam kalitesi düşük olduğu için, insanların burada iş sahaları olmadığı için insanların daha çok gurbette yaşamları var. İşte senede 10 gün, 1 ay vesaire gibi bu süreçlerde köylerimize gelebiliyoruz. Ama bizler en azından İstanbul'da işte Deliktaş ve Hacıbem köylüleri olarak toplanıp köylerimizi, eksikleri, muhtarlarımızla bir arada görüşüp bir şekilde halk olarak gidermeye çalışıyoruz. Önümüzde yapılacak çok işlerimiz var. Bunlarla ilgili de tabii ki yine köylülerimizden, hayırsever iş adamlarımızdan, bize yardımcı olacak herkesten yardımlarını bekliyoruz bu konuda. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar yine bu vesileyle Sayın Osman Arslan ve eşi Necda Hanım'a gerçekten teşekkür ederim. Allah razı olsun kendilerinden. Böyle bir eseri köyümüze kazandırdıkları için. Osman abinin yaptığı eserler bizlere örnek olsun. Bunların da devamını diğer kardeşlerimizden de, yine Osman abilerden de devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. İnebolu Deliktaş Köyü muhtarı Kemal Gürgen 2019 yılından bu tarafta görevdeyim. Köyümüzde göreve geldiğimde birçok eksiklerimiz vardı. Sağ olsunlar Osman Aslan abimiz, dernek başkanımız Mehmet Temel döneminde başladık göreve. Onunla birlikte bayağı bir çalışmalar yaptık. Sonrasında yine Metin Temel başkanımız geldi. Onunla da yine bir süre devam ettik. Güzel şeyler yaptık. Sonrasında yine Salih Şahin arkadaşımız geldi. Onunla da şu anda yola devam etmekteyiz. İnşallah bundan sonraki yapacağımız işler daha eksiklerimiz çok. Yapılacak işimiz var. Konağımızı bitirdik. Suyumuz şu anda ihalesi yapıldı. Birkaç gün içinde çalışmalar başlayacak inşallah. Dernek yönetimi arkadaşım Salih Şahin'e de bu konuda çok iş düştü. Ona da çok biraz yük olduk ama sağ olsun kendisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yine Osman Aslan abimiz de desteklerini bizden hiçbir zaman için elini üstümüzden çekmedi. Gençler olarak yapacağımız işler çok. Gençlerden destek bekliyoruz. Köyümüzün daha çok birbirine kenetlenmesini, daha çok köylerine değer vermesini, hep birlikte, hep bir arada olmak, birlikten güç doğar. İnşallah bundan sonraki eksiklerimizi de bu şekilde tamamlamış olacağız. Teşekkür ediyorum. Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, Hacı İbrahim Köyü, Eğrioğlu Mahallesi burası. Köyümüzde, mahallemizde daha doğrusu, camimiz 1962 yılında yapılmıştı.
O günden bu yana tabii ki köyümüzden birçok kardeşimiz, arkadaşımız göç etti İstanbul'a. Dolayısıyla burada bir eksiklik oldu. Camimiz çok eskimişti. Eskidiği için şimdi yeniden buraya toplanmaya başladık. Bu arada hemşerilerimiz, arkadaşlarımız burayı bir nasıl yaparız diye. Bunu dedim siz bana bırakın. Madem burada böyle bir ihtiyaç var. Geçen sene bir ön projesini çalıştık. İşte sizin de bildiğiniz gibi çok eski, içinde durulacak bir hal yok oldu. Bu sene bahar ayı itibariyle başladık şeyimize, eskisine uygun olarak. Eskiden herhangi bir ilk yapıldığı zamanları ben biliyorum buranın. Burada gayet güzel işte, ama bakımsızlıktan dediğim gibi bayağı bir hasarlıydı. Onu düzenledik. İşte içini dışını efendim halılarından her şeyine kadar yapmaya çalıştık. İnşallah arkadaşlarımız, kardeşlerimiz beğenir. Bundan sonra da kendileri devam ettirirler. Yenilemeye veyahut da onarılmaya. Böylece yarın da nasip olursa açılışımız var. Misafirlerimiz gelecek. Onları siz de göreceksiniz. Siz de davetlisiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Böyle yani. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz için hayırlar vesilesin. Sağ olun.